Evet, merhaba arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bir iki dakika bekleyelim. Yayınımız gelsin. Arkadaşlarımız gelsin. Ondan sonra başlayacağız. Arada nasılsınız bakalım? O arada sohbet edelim sizinle. İyiyizdir inşallah. Ders çalışmaya devam değil mi? Ders çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde çok önemli bir sınavımız var. Şimdiye kadar emek verdik, bundan sonra da pes etmiyoruz, değil mi? Devam ediyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar size. Aleyküm selam. Birazcık daha bekleyelim. Bütün arkadaşlarımız gelsin, toplanalım. Birazcık daha bekleyelim. Ben de sizi çok özledim. Merhabalar. Çok az daha bekleyelim mi? Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar her hafta devam ediyoruz soru çözümlerine. Bir önceki hafta Seda hocanız konuyu anlatıyor. Ardından ertesi hafta ben size soru çözümü yapıyorum. Aynı konuyla ilgili. Konuyu anlatıyor. Ardından ertesi hafta ben size soru çözümü yapıyorum. Aynı evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi sadece 5 ünitemiz var. Zaten bu 5 üniteyi biz çoktan bitirmiştik. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi sadece 5 ünitemiz var. Zaten bu 5 üniteyi biz çoktan bitirmiştik. Şimdi Perşembe günü sormuş arkadaşınız. Perşembe günü arkadaşlar. Şimdi Perşembe günü sormuş arkadaşınız. Tamam mı? Perşembe günü tamam, hallettik, yankılanıyormuş sesi. Kusura bakmayın. Hemen düzelttik. Şimdi Perşembe günü arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Çarşamba günü Türkçe, fen ve sosyal dersleriniz olacak aynı gün içerisinde. Yarın yani. Hocalarınız size zaten duyurusu yapılacak. Saatleri belirlenince sizlere atılacak. O saatlerde gidip derslerinizi işleyeceksiniz. Şimdi başlayalım mı o halde? Şimdi üçüncü ünitemiz cooking. Cooking en sevdiğim şey değil mi? Yemek ünitesi. Bazı kaynaklarda in the kitchen diye de geçer. Aynı şey mutfak. Konumuz yemek pişirme ve mutfak üzerine. Mutfakta işte mesela temel şeyler nedir? Biz yemek yaparken temel önce ne yapıyoruz? Mesela yıkamak, doğramak, dilimlemek, soymak, kesmek, işte dökmek. Temel kavramlar vardı. Bunu zaten geçen hafta görmüşsünüz. Mazhar'da kullanılıyordu. İşte kesin, doğrayın, dilimleyin diye Seda anlatmıştı. Zaten çok kolay bir ünite. Ağırlıklı olarak kelime ünitesi. Çok fazla bir zaten gramer konumuz yok. Ağırlıklı olarak dediğim gibi kelime var.
Sıralama kelimeleri var. Önce işte ilk önce işte domatesi soyun mesela. Sonra doğrayın. Üçüncü aşamada işte kavurun gibi öyle şeyler söyleyeceğiz. Evet. Genel olarak hepinizin çok sevdiği bir ünite. Bir de neler var? Mutfak alışverişlerimiz var. Kullandığımız şeyler var. İşte rende, oklava, tepsi, bu fırın tepsisi oluyordu ya, onları görmüştünüz. Bıçak, çatal, kaşık, her şey vardı bu ünitede. Şimdi devam edelim o zaman. İlk sorumuzla başlıyorum. Şimdi. Herkes sorumuzu gördü mü? Ellerimizi yıkamak. Evet, şu sıralarda en çok yaptığımız şey. Şimdi sorumuza baktık. Bir nokta nokta demiş. A ve B kısmını vermiş bize. Ne demiş? How would you like your meat? Ne demek istiyor burada? Etini nasıl seversin? Yani etini nasıl istersin? Yani nasıl yemeği seversin anlamında soruyor zaten burada, değil mi? En çok bu kalıpları görmüştük. Şimdi nasıl dediğine göre bana pişirme şeklini söylemesi lazım. Izgara demesi lazım. Fırında ızgara diyebilir. Normal barbekü ızgara olarak ikisi farklı oluyordu, değil mi? Görmüştük bunları sizde. Yağda kızartmak diyebilir, haşlamak diyebilir, kavurmak diyebilir. Bunun bir sürü yöntemi var. Nasıl sever, istersin, ya yani nasıl yersin dediğine göre böyle şeylere bakacağız. Şimdi A'ya baktım. Cevaplar gelmeye başlamış. Evet. First demiş. Şimdi etin nasıl istersin dedi. Öncelikle demiş. Sanki burada yemek tarifi verir gibi, değil mi? Normalde karşımızdaki insana da bunu sorabiliriz. Etin nasıl istersin? Öncelikle onu ne yap demiş. Haşla. Ve sonra soy demiş. Şimdi soymak ne alaka, değil mi? Eti niye soyayım zaten ben? Aa, gitti. You don't need to knead. Knead neydi? Yoğurmak. Çok uzun süre yoğurmana gerek yok. Need to. İhtiyaç yok yani, gerek yok. Bana onu sormuyordu ki. Ne kadar sürede olduğunu sormuyor bana. Şimdi ne demiş? Fry dedi bana. Yağda kızartmak dedi. Biraz cipsle yağda kızartacağız. Şimdi yine bana tam cevabını vermedi. Şimdi bana nasıl istersin ya da nasıl yersin diye sorduğuna göre bana kısa cevap vermem gerekiyor benim. Bu da gitti. Şimdi E'ye baktım. Roasted demiş. Roasted neydi? Hani kuzu rosto, dana rosto demiştik ya, dersimizde de çok görmüştük bunları. Ve demiş, with ne ile? Kremi sos. Kremalı sosla rosto olarak seviyormuş. Değişikliği karşıladı mı? Evet. Aferin size. Herkes doğru cevaplamış zaten. Cevap D, evet. Doğru. O zaman 2'ye geçtim. Herkes hemfikir bu konuda. Şimdi yine soruma baktım. Bu sefer A kısmını boş bırakmış. B de demiş ki, with yoğurt, yoğurtla. Zaten hemen hemen Türkçe değil mi? Yoğurt, bildiğimiz yoğurt. Yani bunu anlamını bilmemize bile gerek yok. They often add. Add neydi? Eklemek. Bana diyor ki bir şey ekle diyor. Garlic. Neydi en çok kullandığımız şey yemeklerde? Sarımsak. İçine biraz ne ekle diyor? Sarımsak ekle. Sık sık sarımsak ekliyorlarmış ve yoğurt da yiyorlarmış. Şimdi sarımsaklı yoğurt eklediğine göre bana en son aşamadan bahsediyor, değil mi? En son aşamadan bahsediyorsa ne diyebilir bize? Nasıl pişiririz falan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi bakalım. Canım çekti demiş. Önce B'ye baktım. Diyor ki bir şeyler yiyelim mi? Şimdi yoğurtla servis et dedi. Yoğurt ilave, sarımsaklı yoğurt ilave et dedi. Cevabımı karşılamadı. Ne diyor? Senin favori yiyeceğin nedir diyor. Ne alakası var şimdi? Bana yiyecekten orada bahsetmemiş ki. Sadece sarımsaklı yoğurt da servis et demiş. Sonra D'ye baktım. Diyor ki onu yapmak için neye ihtiyacım var? Ne alakası var, değil mi? Ne demiş burada? Serv. Yani servis etmek mantığını
Nasıl servis et? Onlar mantıları nasıl servis ederler? Hadi onu da geçtim. Hadi buradan bulamadınız. Zaten bakın D var burada. Yukarıda da D demiş. Değil mi? Burada bir, bu da bir ipucu. Evet, cevaplar R şeklinde gelmiş. Süper. O zaman cevabımız doğru. Şimdi D üçüncüye geçtim. Bir kelime sorusu. Bakalım mı? Hemen bakıyoruz. Şimdi Alp yine pürifor geldi bakın. Her zamanki gibi pürifor. Ardından fiil geldi. Ne olarak geliyordu? ING şeklinde geliyordu. Verb ING. Bunları sürekli hatırlatıyorum. Çünkü sürekli unutuyorsunuz diye. Şimdi genelde nasıl tercih ediyormuş o? Tercih ederim dedi. Yemeği. Neyi yemediği? Great meat. Izgara et. Izgara şeklinde pişirmiş. Yani burada barbeküden bahsediyor değil mi? Şimdi roasted neydi? O fırında tavuk ve et benzeri şeyleri kızartmaktır. Bu burada bana barbekü anlamında söylüyor burada. Ve ne demiş? Haşla. Neyi haşla? Vegetables. Sebzeleri. Çünkü demiş onlar. Çünkü bence onlar şimdi sağlıklı bir yiyecekten bahsediyor bize değil mi? Şimdi kız barbekü etten bahsetti. Barbekü et şeklinde yiyormuş ve sebzeleri de haşladı. Herhangi bir yağ ya da zararsız bir şey koymadı değil mi burada? Çünkü o zaman ne olabilir? Çünkü bence onlar şimdi yarısı diyor zaten. Ne alakası var değil mi? Olmadı. B'ye baktım çok yağlı. Ama zaten yağsız yapmaya çalıştı burada. Sebzeleri haşladı, eti ızgara yaptı. Olmadı. Çok ekşi. Ekşi olan bir şey yok burada. Bu da gitti. Cevabımız neydi? Healthy. Yani sağlıklı. Evet, genelde C şıkkı gelmiş. Aferin size. O zaman 4'e geçelim. Şimdi bakın hangi tensile vermiş bana burada did demiş. Did ben görüyorsam nedir bu? Past tense değil mi? Past tense verdi bana. Demek ki bir şey yaptın mı, koydun mu o tarz bir şey söyleyecek. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi ne demiş? Put demiş. Koymak demiş. To neydi? Çok. Yani fazla anlamında. Çok fazla şeker. Neyin içinde varmış? In my coffee. Yani kahveme diyor. Çok şeker attın mı? Çok şeker koydun mu? It. Burada it dediğini anladık galiba. Herkes cevabını vermeye başlamış. Şimdi cevabına şıklarıma baktım. Ne tadı vermiş? Çok tuzlu ve sıcak diyor. Kahveden bahsettim. Çok fazla şeker koymaktan bahsettim. Zaten imkansız tuzlu ve sıcak olabilir. Tabii ki olabilir. Ama sert dediği için, tuzlu dediği için imkansız bir şık. Şimdi C'ye geldim. Diyor ki tekrar ızgara yapmaya ihtiyacı var. Tekrar ızgara olması gerek. Yani tekrar ızgara yap, tekrar pişir diyor. Ne alakası var değil mi? D'de o gerçekten en iyi yemektir. Diş neydi? Yemek. Besti zaten biliyorsunuz en iyi anlamında. Tabii ki cevabımız B. Neden? Çünkü çok yani aşırı anlamında. Aşırı tatlı ve ben onu içemiyorum diyor. O kadar şekerliymiş ki içemiyormuş. Cevabımız Bursa. Şimdi yine yeni nesil görsel sorulara geldik. Diğerleri de yeni nesil tabii ki. Sınavımız için yeni nesil sorular seçiyorum sizin için. Şimdi iki kız arkadaşınız var burada. Arkadaşlar bir yerde oturuyorlar. Bir şeyler içiyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Her neyse. Şimdi ne demiş? İlk cümleyi sormuş bana.
Durun daha çözmedik. Şimdi ilk cümleyi verdi bana. Ay vermedi bana. Can you give me the recipe? Neydi? Bana tarifini verebilir misin? Diyordu. Can neydi? Bilmek. Yani yapabilir misin? Bana tarifini verebilir misin? Dedi. Şimdi tarifini istiyorsa demek ki ne olabilir? Ben sizden bir tarif istiyorum. Demek ki o şeyin nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Bilmediğim için size soruyorum zaten. O da arkadaşına soruyor. O da demiş ki elbette içindekileri not almak için demiş. Write down neydi? Not almak söylemiştim bunu size. Bir kalemin var mı? Tamam, çok fazla şey aslında okumama gerek yok. Yani ikinci cümle bana zaten Can you give me bana sorunun cevabını veriyor. Şimdi ne demiş? Pişirmelisin sebzeleri. Kaç dakika demiş? 5 dakika pişirmelisin. Yani ilk cümlede 5 dakika pişirmelisin dedi. Sonra bana tarifi verebilir misin diyor. Çok mantıklı değil sanki, değil mi? Aa, gitti zaten. Sonra demiş ki 3 yemek kaşığı ne ekle? Zeytinyağı ekle. Şimdi ben hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey bilmeden 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekle. Çok olmadı sanki, değil mi? Olmadı. Kaynayana kadar iyice karıştır. Sir neydi? Karıştırmaktı. Yani parça parça, bölük parça bir şey oluyor yani. Hani direkt karıştır diyor. Ondan sonra tarif verebilir misin? Olmadı, değil mi? Cevabımız 5 hakkı. Bilmiyorum. Neyin? Apple pie neydi? Elma turta. Elma turta nasıl yapıldığını bilmiyorum. Cevabımızı karşıladı mı? Karşıladı. Evet, B cevapları gelmiş. Turta nasıl yapıldığını bilmediği için arkadaşına soruyor. Bana tarifini verebilir misin? Dedi. Şimdi diğer soruma geçtim. Evet, Indian recipe demiş. Indian neydi? Hindistan. Yani Hint yemeklerinden bahsedeceğiz. Hint tariflerinden. Şimdi kızımız nereliymiş? Hindistanlı tabii ki de. O traditional yemekler yapıyormuş. Yani yöresel diyoruz değil mi biz ona? Yöresel yemeklerini yapıyor. Oranın yemeklerini yapıyor. Ve steps of aşama aşama yemekleri nasıl yapıldığını nerede anlatıyormuş? Blog'unda anlatıyormuş. Burada bakın vermiş, anlatmış burada bize. Tamam, today bugün ne yapıyormuş? Hazırlıyor diyor. 3 farklı yemek hazırlıyormuş. Bakacağız şimdi yemeklerine. Şimdi sweet carrot pudding. Carrot neydi? Havuç. Havuçlu tatlı puding yapıyormuş. Burada ilk kısımda. İkinci de Greenpeace neydi? Bezelye değil mi? Köri falan yapıyormuş. Değişik bir yemek. Vejetaryenler için diyor özellikle altında da. Demek ki vejetaryenler için olduğuna göre içinde et yok. Tamam. Yellow lentil soup. Sarı mercimek çorbası. Demek ki salça koymuyorlar onlar. Sarı yapıyorlarmış. Mercimek çorbası dedi. Demek ki çorbamız var, yemeğimiz var, bir de ne var? Tatlımız var. Puding yapıyor diye yukarıda. Üç ile ilgili doğru olan bir şey istiyor benden. It's true dedi. Şimdi baktım. Eğer de if neydi? Eğer tatlı bir damak tadı, damak zevkin varsa tut. Burada hani diş anlamında değil tabii ki. Damak zevki anlamında. Kiara, kızımız Kiara'ydı ya adım. Bugün diyor senin için uygun bir yemek yok diyor. Eni neydi? Hiç yok dedi. Olmadı. Çünkü tatlı var yukarıda. Puding vardı değil mi? O zaman olmadı. Bana doğruyu soruyor zaten. Kiara hiç kimseyle paylaşmaz dedi. Şimdi zaten don't share. Share'i biliyorsunuz, paylaşmaktı. Hiç kimseyle yani paylaşmaz diyor. Hiç kimseyi eni bana bilmiyorum. Paylaşmaz dedi. Paylaşmıyor ama nasıl biliyor onu paylaşıyor o zaman? O da gitti. Olmadı. Paylaşmaz dediğine göre oradan direkt eleyebilirsiniz.
Ondan sonra diyor ki ana malzemesi the main ingredients. Ana malzemesi neymiş tatlının? Carrot dedi. Evet. Havuçlu puding değil miydi? Yani olabilir. Soru işareti koyuyorum. Eğer eti seviyorsan ne demiş? Bugün Kiara'nın yemeklerini denemelisin. Şimdi eti seviyorsan denemelisin dedi. Ama yukarıda vejetaryenler için yemek yaptın. Mercimek çorbası yaptı ve puding yaptı. Yani et sevenler için burada uygun bir yemeğimiz yok. Yani cevabımız Ceyhan. Ceyhan oldu, değil mi? Arkadaşlar lütfen konumuzla ilgili cevaplar verelim. Sizden rica ediyorum. Çünkü aynı zamanda ben sizin cevaplarınıza bakıyorum, dikkatimi dağıtıyorsunuz. 1 saat sürecek Mert'ciğim. Her zamanki gibi değil mi? Şimdi Benjamin ve Daniel var. Bakalım ne demişler. Do you know demiş. Bilir misin? Turkish dessert baklava. Zaten baklava. Hani orada Türkçe görüyorsunuz. Türklerin bir baklava tatlısı var demiş. Biliyor musun demiş. Aa, kesinlikle onu yemelisin bence de. Sonra Daniel boş bırakmış. Bu yüzden ne demiş? Çoktan onu denedim. Şimdi bu already tired. Perfect tense değil mi? Dersimizin sonlarına doğru görmüştük yüz yüze derslerimizde. Unutmuş olmamanız lazım. Çünkü son zamanlarda görmüştük. Perfect tense'i already neydi? Çoktan denedim. O ona sordu, denedin mi dedi. Denemelisin dedi. O da denedim dedi. I love eating. Yemeği severim tatlıları demiş. Neleri? Farklı mutfaklardan tatlıları denemeyi severim demiş. Tamam. Şimdi tatlı bir damak tadım var diyor. Damak zevkim var. Bu yüzden çoktan denedim. Bu yüzden onu çoktan denedim. Olabilir mi? Olabilir değil mi? Soru işareti bıraktım. Diyor ki tatlı şeyler yemeyi sevmem. Ama çok seviyorum. Çok seviyordu yukarıda. Öyle diyordu. Mutlaka denerim demişti. Olmadı. İçinde birçok baharat var. Şimdi zaten baklavadan bahsettik. Baharat ne alaka değil mi? Bunu da attım. O yemek için çok tuzlu diyor. Aşırı tuzlu. Yani tatlı seçeneğime uymadı yine. Cevabım Adana. Evet. Biraz bugün yemekler canımız çekecek, artık yapacak bir şey yok yani mecburen. Bu ünitemiz biraz öyle. Şimdi yine görsel bir sorun var. Is not demiş. Hemen not benim gözüme çarptı. Sizinle çarptı mı? Zaten kocaman yazılmış. Describe demiş. Tanımlanmamış. Şimdi resimlerle aşağıdakiler hangi kelime tanımlanmamış ona bakacağım. Şimdi neyit dedi. Yoğurmak dedi bana. Nerede var? Burada var. Değil mi? Bunu tanımlamış. Pour demiş dökmek. Nerede var? Bakın burada var. O da gitti. Slice demiş. Baktım slice neydi? Dilimlemekti. Yani ekmek dilimlemek anlamında kullanıyorduk biz onu. Bakın burada ekmek de dilimliyor. Hangisi kaldı? Son resmim kaldı ama burada çok demiş. Çok doğramak anlamında cevabımız değişikti. Buradaki ne? Peel değil mi? Kabuğunu soymak anlamında. Soymak. Şimdi I like ben severim. Neyi severim? Butter neydi? Tereyağı. İşte kahvaltımda ekmeğimin üzerine, değil mi? On var burada. Ekmeğin üzerine ne yapmayı severmiş? Şimdi heating ısıtmak olmadı sanki. Burada hani ekmeğin üzerine tereyağı sürüyor, değil mi? Roasting kızartmak ne alaka, değil mi? Cover bir şeyi kaplamak anlamındaydı. Hatırlarsanız söylemiştim. Hayır, o da değil. Tabii ki deniz esprit neydi? Yaymak, sürmek anlamında. Burada da ne yapıyor? Ekmeğin üzerine yayıyor, sürüyor. Cevabımız Denizli. Süpersiniz.
Herkes D cevabını vermiş. Okey, o zaman devam ediyorum. Evet, şimdi sorulara bakınca benim ilk gözüme ne çarpar sizin de bildiğiniz gibi true ya da false demiyor. False der, burada da wrong demiş. Yani isn't true bana yanlışı soruyor. Doğru olmayan bir şeyi soruyor. Demek ki tabloma bir şey uymayacak. Görsel olarak vermiş buradan. Tiresinin aşağıda nesi var? Tablosu var. İşte yiyecekleri nasıl yediğine dair. Chicken neydi? Tavuk. Potato, patates biliyorsunuz. Egg, yumurta, fish, balık. Tamam. Şimdi bunu nasıl yediğini göstermiş bize. Baktım şıklarıma. Şimdi A'daki şıkta, A'da ne var? Siz de görüyorsunuz değil mi? Net çekmeye çalıştım soruları. Çünkü resimli sorularda çözerken çok önemli bizim için. Şimdi ya da şuradan baştan gidelim. Şıklardan değil de şurada. Tresim tablosuna göre gidiyorum. Chicken dedi bana, tavuk dedi. Tavuğu nasıl yiyormuş? Roasted. Roasted neydi? Fırında kızartmaktı değil mi? Bakıyorum. D şıkkında var. Evet, fırında kızartıyor burada. Yani doğru. Oldu mu? Olmadı. Karşılamadı cevabım. Potato, patates. Patatese baktım. Patates nasılmış? Fried dedi. Fried neydi? Yağda kızartmaktı. Ama orada benim gözüme kumpir çarpıyor. Cevabımız az çok çıktı zaten, değil mi? Yumurta demiş. Haşlamak dedi bana burada. Evet, haşladı burada. Sonra balık. Balığa geldik. Grev dedi. Evet, ızgara yapmış. Bakın hani orada bir mangal ızgara teli var. Izgara telinde pişiriyor. Mangalda pişiriyor yani. Evet, ızgara cevabını da verdi. O da doğru. Cevabım C şıkkı. Aferin size. C kumpir Sametçim. Evet, devam ediyorum. Sorumuz uzun olduğu için ben bunu komple bir sayfaya yaydım. Siz rahat görün resimleri diye. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi waiter var, bir de Daniel var. Waiter garson. Değil mi? Bir yere gittik, restoranda garsona bir şey sipariş edecek demek ki. Demiş ki which dish, hangi yemeği yemek istersiniz bayım demiş. Sir. I would like grilled salmon. Az çok aslında biraz çıkıyor yazılışından. Please demiş. Tamam, devam ediyor. İçecek bir şey ister misiniz? No thank you demiş. Hayır diyor. İstemiyor bir şey. Şimdi Daniel o zaman diyor ki Daniel yemeği hangisi olacak diyor. Şimdi ızgara somon dedi bana. Hangisini istiyor diyor yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani şıklardan belli oluyor. C'de zaten tavada pişiriyor etimizi. Olmadı. Hani D diyebilirdiniz. Zaten birincisi orada D şıkkında somon değil. Hani resimden hani göremezsiniz diye düşündüm. Göremezseniz eğer diye. Ama burada levrek alabalık tarzı bir balık. Zaten hani uymuyor. Somonun şekline uymuyor. A'da zaten chicken vermiş. Hiç alakası yok. Evet, cevabım Bursa. Bu ünitede dediğim gibi arkadaşlar önemli olan kelime bilmek birazcık. Hani daha çok gramerden çok kelime var çünkü. Şimdi baktım. Diyor ki change the plus. Yerlerini değiştirmelisin. İki cümlenin demiş. Ne için? Meaningful text. Anlamlı bir text yapmam için dedi. Hangi cümleleri değiştirmesin? Şimdi baktım. Siz de bir bakın. Şimdi benim sıralama kelimelerim vardı. İlk önce, sonra, bundan sonra, ondan sonra. Sonra finali vardı değil mi? Son olarak vardı. Şimdi baktım. Hangisi yer değiştirirse? Evet, cevaplar gelmeye başlamış. Şimdi bana demiş ki hamurdan do neydi? Hamurdu değil mi? Hamurdan küçük parçalar al ve demiş. Onları küçük yuvarlak
Bol neydi? Top haline getir. Hani, biz annelerimiz ne der? Beze der ya ona. Hani küçük yuvarlaklar alıyoruz. Hani siz öyle söyleyebilirsiniz. Küçük yuvarlaklar al diyor. Şimdi direkt öyle yapabilir miyim? Hani ben daha hamur yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım daha henüz. O yüzden ne yapacağım? İlk önce hangi cümle gelecek ona bakacağım. Şimdi ikinci de den demiş. Tamam. İkinci kısımda den gelebilir. Üçte de next demiş. Doğru da geldim. Bakın burada first diyor. First'un benim en başa gelmesi gerekmiyor mu? First her zaman en başa gelir. Ondan sonra ben diyebilirim. Önce ne demiş? Hepsini neye koy? Büyük bir bowl, büyük bir kaseye koy. Biraz ya, kaseye biraz yağ koy. Ne demiş? Büyük bir kaseye koy demiş. Tamam, önce hangisini alacağım? First'ı alacağıma göre. Diğer aslında cümleleri çok da bilmeme gerek yok. First'ı aldığım zaman cümlem, tekstim anlamlı oluyor mu? Oluyor tabii ki. Bir de first'a baktım. Nerede? Dörtte. Tamam, dörtte olduğuna göre. First'ı başa almama gerektiğine göre. Hangisi olabilir? Dörtte olmuş. Bakın, hepsi gitti. Dördü başa aldım. Ne oldu? Cümlem yerine oturmadı mı? Oldu bence. Olmadı mı sizce? Şimdi devam ediyorum diğer sorumla. Evet, kadın benim en sevdiğim şeyi pişiriyor. I am cooking. Pişiriyorum demiş. Mushroom. Mushroom'u hepiniz biliyorsunuz. Mantar. Ben de hiç sevmem. Şimdi for dinner demiş. Akşam yemeği için mushroom soup diyor. Mantar çorbası pişiriyormuş akşam için. Diyor ki onu neyle servis edersin? Onu servis etmek için ne? Ne yaparım? Use neydi? Kullanmak. Evet, ben seviyorlar herkes ama ben sevmiyorum maalesef. Şimdi nasıl servis ederim? Şimdi zaten şıklardan çıkıyor. Bunun için tabii biraz kelime bilmek gerekiyor. Pen tava demiş. Tavada mı ben bunu servis edeceğim? Servis dediği için bana servis aletlerini bilmem gerekiyor. Şimdi tava olmadı. Grater. Rende. Çorbayı rendeyle servis edemem herhalde, değil mi? Strainer, süzgeç. Süzgeçte de servis edemeyeceğime göre neyle servis ediyorum? Bowl, kaseyle. Bowl yani kaseyle. Evet. Lütfen amacımızdan şaşmayalım arkadaşlar. Soru çözümüne devam edelim. Dikkatlerimiz dağılmasın. Mam demiş. Anne. Bu salata, bir salat. Çok aşırı neymiş? Ekşi. Şimdi salata ekşi dedi. O da demiş ki evet tatlı mı? Evet balım. He. Salata ekşi nasıl yapar? Şimdi mantıken de gitmeniz lazım böyle şeylerde. Şimdi salatanın ekşi olması için ben ne katarım da ekşi olur? Tabii ki limon katarım, değil mi? Limonuna işte biraz sıkmak falan demesi lazım burada. Şimdi şıkkıysa neydi? Sıkmak. Çok fazla ona limon sıktım. Zaten direkt çıktı bakın. Hadi soru işareti koydum. Başka bir opsiyon varsa diye. Ne demiş? Hadi dökelim ona. Ne? Biraz daha limon suyu dökelim. Biraz daha limon suyu neye dökeyim ki zaten? Zaten ekşi olmuş, değil mi? O yüzden biraz daha dökemem. Diyor ki iki yumurtayla karıştırdım. Olmadı. Continuously, devamlı, sürekli. Devamlı sürekli karıştırdım diyor. Ne alakası var, değil mi? O da gitti. Cevabım Adana. Şimdi devam ediyorum. Which selection? Hangi seçenekte demiş? Isn't there any relationship? Bir ilişki yoktur.
Neyin arası ilişki olması lazım? Resimler altındaki kelimenin, değil mi? Biraz yani cümleyle, kelimeyle resmin eşleşmesi gerekiyor burada. Evet, şimdi biraz hani yavaş yavaş çözüyorum ki siz de bakabilin soruya diye. Evet, süper. Yemek konusunu unutmamışız yani. Güzel cevaplar geliyor. Şimdi mashed potato neydi? Patates püresi değil mi? Meş ezmekti zaten. Ayrıca onu da biliyorsunuz. Ezmek. Patates püresi değil mi zaten? Doğru. Peel the peach. Şeftaliyi soymuyor mu burada? Bakın şeftaliyi soyuyor burada. Doğru. Spread. Az önce görmüştük. Neydi? Tereyağı sürmekti. Yaymak, sürmek anlamında. Karşıladı cevabımı. Burada demiş need vegetables. Sebzeleri yoğur demiş. Hem cevabı da saçma zaten uymuyordu değil mi? Sebzeleri yoğurmak ne alaka? Burada domatesi ne yapıyor? Doğruyor. Evet, need şimdi. Hemen hemen bütün LGS kitaplarında arkadaşlar bu ünitede bu tip sorular muhakkak olur. Bu tip soru muhakkak sorarlar. Belki daha önce kesin çözmüşsünüzdür. Cevaplar gelmeye başladı. Şimdi bana the best title, en iyi başlığı yaz diyor bana. Şimdi başlığı bakmam için şimdi burada ne var onları bilmem gerekiyor. Demiş ki 4 tane biber, 3 patates, 4 domates, biraz un, 1 çay kaşığı tuz demiş. Biz bunları yemek yaparken kullanmıyor muyuz? Yani bunlar ne listesi? İçindekiler listesi. Evet, yani malzemeler değil mi bunlar? Proses, işlem, süreç. Ama burada bana zaten daha tarife geçmedi. Henüz daha içindekiler, malzemeler kısmında. Cooking, pişirme. Zaten hiç alakası yok. Description, tanım. Burada bana tanımlamıyor ki, sadece malzemelerini vermiş. Ingredient yani Bursa içindekiler. Bir saniye hızlı geçtim. Şimdi soruma baktım. Ne demiş burada bana? Tomato salat demiş. Yani domates salatası. Tamam. Wash some tomato. Yani biraz domatesleri yıka. Soğanları ve neydi? Maydanozları. Sebzeleri kes. Ne küçük parçalar halinde kes demiş. Tamam. Sebzeleri neye koy? Kaseye koy ve onları karıştır. Biraz sıvı yağ ekle demiş. Tamam. Şimdi baktım. Hangi resim demiş? Which picture? Hangi resim gösteriyor? Bunları size söylemiştim. Last step demiş. Last neydi? En son. Yani son aşamayı soruyor bana. Pastanesine de geçen demekti ya. Yani burada en son aşamayı soruyor. Tarifin en son aşamasında ne işlem yaptığını soruyor. Tamam, domatesleri yıkadı, soğanı, maydanozu yıkadı, onları küçük parçalar halinde ne yaptı? Doğradı. Sonra küçük bir karıştırma kabına koydu. Sonra ne yaptı? Üzerine biraz zeytinyağı ekledi. Şimdi baktım, burada daha doğruyor. Son aşamam olabilir mi? B'de olmaz. Sonra C'de ilk aşamadan bahsediyor zaten. Domatesleri yıka demiş. O da gitti. D'de baktım. Karıştırıyor ama son aşamam karıştır falan dedi ama son aşamam o değil. Son aşamam ne? Zeytinyağı dökmesi. Zeytinyağı eklemesi. A'daki resimde Ahmetçiğim zeytinyağı döküyor.
Orada bir yağlık var elinde. Aslında belli oluyor resimde. Biraz dikkatli bakarsak anlayacağız. Evet, zeytinyağı döküyor. Şimdi evet, bu soruyu doğru cevapladınız. Bir de bu sorunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu soruyu bilerek seçtim. Bu soru 2018'de çıkmış bir soru. Yani sınavda sorulmuş bir soru. Bakın aslında ne kadar kolay değil mi? Son aşamayı sordu bana. İlkinde sorabilirdi, sonunda sorabilir. Genelde ortalarını pek sormazlar. Ya ilk aşamayı sorar. İlk aşamayı da pek sormaz. Yani ilk aşamayı genelde herkes bilir, kolaydır ya. Son aşama genelde pek kimsenin aklına gelmediği için. Aslında basit bir şey ama. O yüzden son aşamayı sorar. Burada ne dedi bakın. Zeytinyağı ekle dedi. Bakın bu kadar kolay. Bu çıkmış bir soru. 2018'de çıkmış bir soru. Niye böyle sorular çıkmasın? Size de denk gelebilir. O yüzden gözünüz korkutmasın, korkmasın sınavda. Gerçekten İngilizce soruları kolay oluyor. Emin olun. Şimdi I am Steve demiş. Ben yemeği severim. Ne demiş? Et yemeği neydi? Be fond of. Söylemiştim sonra size. Be fond of. Keen on. Bunlar neydi? Düşkün olmak dedim. Ete düşkünmüş bu arkadaş. Ama demiş my wife. Benim karım. Mary neymiş? Vejetaryenmiş. Ha, hiç olmadı. Bu yüzden ne diyor? Et yemeyi sevmez. Evet. O daima nasıl yemekler pişiriyormuş? Sebzeli yemekler pişirirmiş. O düşünüyor ki ne? Healthy, sağlıklı yiyecekler pişirmeliyiz. Değil mi? Tamam, pişirdim. Ne diyor? Dışarıda da diyor, eat out. Dışarıda et yemek zorundayım demiş. Yani evde yiyemediği için, eşi yapmadığı için. Tamam, cevaplar gelmeye başlamış. Şimdi Steve wife demiş. Steve'in karısı hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi cevaplarıma baktım. She likes cooking. Zaten sevmiyordu kadın ve yapmıyordu yani. Et yemeklerini pişirir diyor. Hayır. O ne yapacak? Bu akşam yemeği için ızgara et yapacak. Hayır. O et yemeyi sever. Aslında A şıkkıyla C şıkkına bir bakar mısınız? Gerçekten o kadar yakın ki birbirine. Diyor ki et yemekleri pişirmeyi sever diye. Bu da diyor, burada da et yemeklerini sever diyor. Et yemeyi sever diyor. Yani çok yakın birbirine. O kadar belli ki aslında cevap. Yani yine o da gitti. O tercih eder neyleri? Sebze yemeklerini. Vegetable food. Şimdi evet, kadın vejetaryandı değil mi? Vejetaryenler et yemez. Sebze yemeklerini tercih ederler. Şimdi diğer soruma baktım. Susan ve annesi konuşuyor. Susan ne demiş? Anne, anneciğim. Omlet yapmak istiyorum diyor. Can omlet çekmiş demek ki. Annesi ne demiş? Okey tatlım. Omletin içinde neler var biliyor musun diyor. Malzemelerini say istiyor yani. O da demiş ki elbette. Bakın çok güveniyor kendine burada da yine. Evet demiş. Elbette. Evet. Baktım. Yine bir kelime sorusu aslında. Şimdi et, un, su. Omleti karşıladı mı? Hayır. Omlete et ve un koyamam. Su ne alaka? Zucchini. Çok sevmiştiniz bu kelimeyi. Yeşil kabak değil mi? Süt ve yoğurt. Şimdi yeşil kabak ne alaka değil mi? Olmadı. Ne demiş? Yumurta, peynir ve ne bu? Yağ. Olabilir mi? Tabii olabilir. Omlet yapıyor zaten. Ekmek, tereyağı ve bal. Şimdi. Hadi tereyağı koydum. Tamam, anlamlı bir cevap. Okey, olabilir. İçindekilerden bahsediyor. İçine ekmek koymuyoruz. Bir gitti. Orada. İkincisi bal koyamam omlete. O da gitti. Cevabım ne kaldı?
Ceyhan. Değil mi? Yumurta, peynir ve yağ koydum. Omletin içindekiler bu kadar zaten. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Bana yanlış bir şey sordu. Turkey, spinach neydi? Ispanak değil mi? Ispanaktan bahsetti. Bir demet ıspanak. Şimdi ıspanak yemeğinde ıspanak zaten ana malzemesi. Tamam. Şuradan gidelim. Bir demet ıspanak. Tamam, doğru. Bol neydi? Kaseydi değil mi? Çorba kasesinden falan bahsediyordu. Two bowl demiş. İki kase yağ demiş. İki kase yağ. Tamam, yemek yapıyor ama iki kase yağ çok ihtiyacı yok sanki. Orada bir hata var. Bir mantıksızlık var sanki. Devam ediyorum. Bir çay kaşığı tuz. Evet, atabilirim değil mi yemeğime? Üç yumurta. Koyabilir. Öyle de yapılıyor ıspanak. Yine mantıken de D'yi de hani geçersiniz tabii ki. Yani o da doğrudur. Hani hiç bilmiyorsanız bile ıspanak yemeğini, ıspanakla yapılan şeyleri. Burada iki kase yağ demiş. Hani burada bir mantık hatası var zaten. İki kase yağ ben ne yapacağım? Çok fazla. Değil mi? Bir mantık hatası var orada. Cevabım Bursa. Evet, iki kase yağ ne değil mi? Çok fazla. Evet, devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, evet. Fazla fazla yağ koymuş, değil mi? Lütfen gereksiz konuşmaları bırakalım ve dersimize odaklanalım. Ders için geldik biz buraya, değil mi? Biz burada sizin için uğraşıyoruz. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Sınava siz hazırlanıyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Şimdi aşçı var burada. Ne demiş? Herkese merhaba. Hello everybody. I am Rob. Ben Rob demiş. Şef, buradaki mutfak anlamında, hani mutfaktaki aşçılarımıza biz diyoruz ya şef deriz. Hani söylerken aşçı demiyoruz da aşçı aslında zaten de şef diyoruz. O mutfağında bir şef. Tamam. Bugün lezzetli bir ne yapacak? Izgara tavuk yapacakmış. Yani fırında kızarmış bir tavuk yapacak, değil mi? Şimdi baktım. Ne dedi? Les dedi. Hadi bakalım. Neye bakalım? İlk önce bir şeye bakalım diyor. Önce neye bakarım? Aşağıdan uygun kelimeyi bulacağım. Suitable word. Uygun kelime dedim. Tamam. Ingredients olabilir. Değil mi? Diyebilir. Do. Hamur ne alakan? Şimdi tavuk dedi zaten burada değil mi? Manasız. Yes, onunla alakalı zaten maya. Hiçbir alakası yok. Karıştırma kabı. Çok bir ihtiyacım yok yani karıştırma kabına. Eğer mixing bowl diyorsa arkadaşlar bize salatadan falan bahsediyordur. Genelde onlar için, zaten onun için kullanılır. Mixing bowl. Ama burada bana salatadan bahsetmiyor. Tavuktan bahsetti. Bir de hadi ki ilk önce karıştırma kasesine bakalım denmez. Neye bakalım? İçindekilere bakalım değil mi? Şimdi. Baktım soruma, diğer soruma geçtim. Baktım. Lütfen konumuzla ilgili konuşalım. Tekrar söylüyorum. Eğer böyle gitmeye devam ederse sohbeti kapatacağım arkadaşlar. Gerçekten. Gereksiz konuşmalara gidiyor. Biz burada neden açıyoruz canlı sohbeti? Çünkü soru çözerken siz de benimle aynı anda onu görün. Siz bana cevaplarınızı verin ki ben siz anlamış mısınız? Soruları nasıl çözüyoruz? Hep birlikte çözelim diye biz onu açıyoruz. Yani amacımız bu. Canlı sohbette birbirinizle konuşun, oyun oynayın ya da birbirinize
Saçma sapan şöyle şeyler söyleyin diye değil. Lütfen. Rica ediyorum sizden. Şimdi baktım soruma. Edenlere söylüyorum zaten Enes'ciğim. Gereksiz konuşanlara söylüyorum zaten. Yani gerisine söylemiyorum. Şimdi in Trabzon, Trabzon'da. Tamam. The usual is served. Mıhlama zaten bu Türkçe gördünüz değil mi? Mıhlama oraya ait bir yemek. Nerede yiyorlarmış? Kahvaltıda yiyorlarmış. Evet haklısın diyor. Doğrudur. Everybody likes it. Onu herkes sever. İlk dediği burada mıhlamadan bahsetti bana. Tamam. Kahvaltı Trabzon'a dedi. Mıhlamayı kahvaltıda servis eder. Genelde kahvaltıda servis ederler dedi. Şimdi içindekileri bilmiyorum. Kahvaltıda servis ederler. İçindekileri bilmiyorum. Sonra demiş ki doğru. Herkes onu sever. Haklısın. Doğru. Herkes onu sever. Tam karşılamadı sanki bana cevabımı. Geçtim. Ama demiş tarifini paylaşmaya ihtiyacım yok. Zaten bat demiş. Ne alakası var? Burada olumlu güzel bir şeyden bahsediyor. Tarifini de istemiyor zaten orada. It is a very popular food. Orada nedir bu? Popüler bir yemek değil mi? Yani çok yenen popüler bir yemek. Zaten cevabımı karşıladım. However, bununla birlikte çoğu insan ondan nefret eder. Bunu tatmayı sevmez, nefret eder. Hate de karşı. Zaten hate var burada dediğim gibi. Yine olmadı. O çok popüler bir yiyecektir. Cevabım. Şimdi diğerine geldim. This soup, bu çorba neydi? Neymiş? Çok fazla baharatlı. Baharatlı bir çorbaymış. Bu yüzden onu yiyemem. Herkes baharatı sevecek diye bir şey yok. Diye de sormuş. Harika olur. Teşekkürler. Tamam. Demiş ki biraz tuz ekleyelim mi? Harika olur, teşekkürler. Şimdi olabilir değil mi? Sanki biraz bir aklımıza yattı gibi. Nasıl pişirildiğini bilmiyorum. Nasıl piştiğini bilmiyorum. Ondan sonra harika olur, teşekkürler. Olmadı sanki. Sonra sandviç yemek ister misin? Burada zaten çorba yiyecek. Hani çorbadan bahsetti. Burada sandviç dedi. Olmadı. Senin favori yemeğin nedir? Favori yemeğini sordum. Sonra dedim ki harika olur, teşekkürler. Oldu mu? Olmadı. Yani baharatlı olduğu için biraz tuz katalım dedi. Daha iyi olur dedi. Biraz tuz ekleyelim mi? Cevabımız Adana. Şimdi sonlara doğru yaklaştık arkadaşlar. Şimdi demiş ki onda no paper. Hadi bunu bilmiyorum. O da bir baharat. Değil mi? Şimdi biberden bahsettiğine göre bir şey yok dedi. Bu yemekte biber yok, bir şey yok. O bu yüzden ne değil? Şimdi yağlı oldu mu? Seyati, tuzlu. Tuzdan bahsetmedi. Tamam baharat dedim. Tuzdan bahsetmedi. Kremalı değil. O ne değil? İçinde biber yok, işte kimyon yok. Onlar olmadığına göre ne değil bu? Baharatlı değil, değil mi? Adana. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Fazlasıyla soru çözdük değil mi bugün? Yeni nesil görselli sorular çözdük. Kelime soruları çözdük. Bir tane 2018 çıkmış soru çözdük değil mi? O da kolay bir soruydu bakın. Hani yani çok zorlanacağınız bir soru değildi. Evet arkadaşlar, haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın.
Ders çalışmayı unutmayalım. Bakın şurada az bir zamanımız kaldı. Bu zamanları iyi değerlendirelim. Haziran'dan sonra istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Şu 1,5 ay biraz sıkalım dişimizi. Biliyorum siz de gün sayıyorsunuz. Hani sizin için önemli bir sınav. Tabii sizin kadar biz de önemsiyoruz. Hani çok güzel yerlere gitmenizi istiyoruz biz de tabii ki. Bu yüzden lütfen bu karantina günlerinde çalışmaya devam edelim. İngiliz Türkçe için, paragraf için soru okumaya devam edelim. Ayrıca bu hızlı soru çözmenizi de sağlar. Akşamları kitap okuyalım, öğlen soru çizelim. Lütfen erken saatlerde kalkalım, çok fazla da uyumayalım. Aralarda mola vererek düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde çalışmaya devam edelim. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere.